Merhaba arkadaşlar, Göz Dünyası'na hoş geldiniz. Bir haftalık bir ara verdik, uzun bir süreç aslında. Ama sağlığımla ilgili bir sıkıntı oluştu. O yüzden bir doktora falan gitmem gerekti. Burada işlemler biraz uzadı, yatış verdiler vesaire. O yüzden uzadı. Şimdi konularımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Bugün arda arda konulan ve sorulanla ilgili videolar atacağım. İyi bir haber aldım bu süreç içinde sizlerden. Yani hem hocam konular nerede kaldı? Yani takip edildiğim meseleden biliyordum ama birebir benim videolarla birlikte Metropol'ün kitabını alarak soru çözenleri gördüm. Bunlar çok fazlaydı ve bundan mutlu oldum. Yani ben de bunu zamanında çekmeliyim duygusu oluştu. O yüzden daha dikkat ediyorum ama şurada bir dipnot olarak paylaşmak istiyorum. Hocam işte kitabı bütün sorularını çözer misiniz? Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim öncelikle. Ben de bu kitabın orijinali var. Yani herkes orijinalini alsın söylüyorum. Yani ben de bu kitabın orijinalini alıyorum. Sadece taratıyorum çünkü burada size göstermem gerektiği için. Yalnız bunun bir dediğim gibi orijinalini alacaksınız. Çünkü ben de işte şimdi Geometri'nin orijinali de var. Bütün kitapların orijinali var. Çünkü orijinal alacaksınız. Hak hukuk kimseye geçmesin. Ben burada elimden geldiği kadar size destek çıkmaya çalışıyorum. Bu sorunun nasıl çözüldüğünü görmenizi istiyorum ama tüm soruları çözdüğün zaman bu kitabın anlamı da kalmaz. Bu kitabın konusunu anlatabiliriz. Çünkü her yerde o kitap matematiğin her konusuyla her kitapta aynı tarzda anlatır. Farklı anlatmaz. Sorularını içeriğinden bahsediyorum. Bu kitabı alacaksınız. Atıyorum ben bir testini çözdüysem geri kalan 3 testini çözeceksiniz. İşte ben şıksız olanları çözmeye karar verdim. Yani burada belki işlem nasıl yapıldığını görmeniz için. Siz bunun testlerini çözeceksiniz. Dersene mantığıyla düşünün. Yapamadığınız soru oldu. Hemen ben çok severim böyle renkli yapıştırıcı şeyler olur. Kağıtlar. Hemen üstüne yapamadım da ya da fosforlu kalemle çöz. Çiz. Sonra bana at. Instagram'dan atabilirsin. Instagram'da soru çözüm Instagram hesabımız var. Hemen videonun altında her seferinde paylaşıyorum. Buraya at. Bu konuyu hocam işlediniz. Ben bu soruları çözemedim. Ben bir sonraki videomda onu çözerim. Ve bunun için de bir ayrı bir zaman ayırabilirim bu videolarda. Yani etkileşim içinde olursak çok rahatlıkla yapamadığın soru kalmaz. Ama ben hepsini çözeyim. Sen evde otur, kitabı çöz, yapamadığını buradan bak. Mantığıyla olmasın. Burada izle, kısa bir şekilde bitir, hemen konuya odaklan. Hiçbir şekilde yapamadığın zaman ya da gitmiyorsa ben tekrardan anlayabileceğin tarzda not atabilirim. Belki video olarak olmaz, sana özel not atarım. Ya da onunla ilgili neler yapabiliriz birden çok fazla kişi sorarsa ona bakabiliriz. Ama dediğim gibi bu etkileşim. Geçenlerde 10-15 kişi yollamış bana hocam bu sorular var diye. Onlarla ilgilendik, baktık. Hani dediğim gibi sizlerin birazcık daha bu işin içine düşmeniz lazım. Yani biraz da kafa yormanız lazım. Şu andan itibaren benim gördüğüm 150'ye yakın öğrenci bu kitapları almış. Bana yazdılar hocam hangi kitap alalım, site atın, hangisini alalım. Biz Metropol'ün kendi resmi sitesi var, onu yönlendirdik. Diğer sitelerin güvenildiğini bilmiyorum açıkçası. Aldım, tabii ki başka sitelerden aldığım kitaplar oluyor ama açıkçası direkt Metropol sayfasından yönlendirdim. Yurt dışı ve yurt içinden alımlar yapılabiliyormuş, sormuştum. O yüzden siz de oradan alım yapabilirsiniz. Alın, açın kitabınızı, bizden takip edin. Bizim bir test, iki test çözdükten sonra kalanları siz çözün. Bir de soru bankasını alın. En azından bizim makbir gittiği zaman siz de onun soru bankasını da bitirmiş olursunuz. Böylelikle biz çıkmış soruları çözeceğiz. Sonra makbirle gelmiş şimdiye kadar tüm çıkmış makbir sorularını çözeceğiz. Sizin için her şey bitmiş olur. Yani makbirle sayfasını kapatmış olursunuz. Ara ara tekrarlar ya da bir soru bankası daha alırsınız. Tuzan'ın alırsınız bu sefer. Onu çözersiniz. Dediğim gibi sistemle gitmekte fayda var. Bundan sonraki süreçte IQ tabii ki devam edecek. Geometri de gelecek. Şimdi geometri kitabı sipariş verdim. Onu bekliyorum. Bende vardı ama eski yayın var. Sizin için yeni yayın aldım. Hem de soru bankasını aldım. Onu da anlatacağım. Bir de şöyle bir şey var. İlerleyen zamanlarda şöyle bir kitap olarak bizimle indirimli bir şekilde eğer sponsor ve vesaire desteğiyle olduğu takdirde size kitap dağıtımı veya indirimler herhangi bir senin Metropol kitaplarında ya da herhangi bir Göz kitaplarında indirim olduğu zaman bir kupon ya da kod verilirse size duyuracağız. Buradan da duyurmuş olalım. Ya da sizin bize kullanmadığınız, bizi dinleyen öğrenciler, üniversite kazanan öğrenciler kullanmadığı kitaplar varsa bize kargolayabilir, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bunu da yardım edebilirler. Şimdi başlayalım. Üslü sayılar konusunu bitirmiştik. Tabii ki soru çözmedik. Üslü sayılarla ilgili yine bir ya da iki tane soru geliyor.
bölüm 3 oluyor. Üst üseler. Hemen geçelim. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman önemli kısım şu. Negatif olduğu zaman sayı üstü çok önemli bizim için. Eğer üstü tek ise bu sayı negatifse negatif olarak çıkar. Çiftse artı olarak çıkar. Şimdi burada negatif olarak çıkacak. Eksi 1'in kübü eksi 1'dir. Çarpı eksi 2'nin kübü eksi 8'dir. Dediğim gibi negatif olarak çıkacak. Çizdim. Eksi 4'ün kübü bu sefer de yine negatiftir. Eksi 64'tür. Eşittir. Şimdi bir şeyin önce işaretini belirleyin. Eksi ile eksi bir şey çarpılırsa bazen bu çok fazla sayı olabilir. O yüzden işaretleri önce belirleyin. Ama burada iki tane sayının çarpımı olduğu için hemen artı 8 diyebilirsin. Ama önce şundan bahsedelim bilmeyen arkadaşlar için. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Artı ile artının çarpımı artıdır. Bölmeleri de aynıdır arkadaşlar. Artı. Artının eksiye bölümü ya da eksinin artıya bölümü fark etmez. Eksi, artının artıya bölümü de artıdır. Bunlarda bir sıkıntı olmaz. Devam etmek gerekirse eksi 64'ü de aşağı yazdım. Bakın burada artı var. Artı 8 burada eksi 64 var. Sonuç olarak artının eksiye bölümü ne demiştik? Eksi. 8'i 64'e bölersen 1 bölü 8 şıklarda olması lazım. Bakalım. Doğru. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda ben her zaman dağıtmayı öneriyorum. Bakın arkadaşlar şunu alın. 2 üzeri 2x çarpı 2 üzeri 1. Soru işareti. Şu 2 üzeri 2x'i de dağıtalım. Açalım yani. Şöyle. Ne oldu? En parçalanması gereken kadar parçaladı. Şimdi 2 üzeri x'e 3 dediğini söylemiş. O zaman 3 diyelim. 3 kere 3 9, 9 kere 2, 18 olarak işaretledim. Hemen şuradaki yukarıdaki örneği yapalım. Geldik buraya. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar 4 üzeri x, 4 üzeri x kaç tane var? 5 tane var. Aslında bir parantez almaya kalksaydım. 4 üzeri x parantezi alsaydım. 1, 1, 1, 1, 1 olacak. Yani ne bunun içi? 5. A eşittir. 4 üzeri x çarpı 5'miş. A dediğim şey. Yerine koyalım. 4 üzeri x çarpı 5 bölü 5. 5'ler gitti. Cevap 4 üzeri x olması lazım. Geçelim. Diğer bir soruya baktığımız zaman burada 2 üzeri aslında şöyle de söyleyebiliriz hemen. Biliyoruz aslında. Üstler aynıysa tabanlar çarpılır demiştik. Senden iki bir durum var. Şudur. A üzeri B üzeri ise yani üstler aynı tabanlar farklıysa tabanlar çarpılır. Şöyle yazılır. Burada aynı alt üzeri en yazacaktır. Bunun tam tersi üstler aynı üstler farklı tabanlar aynı. Yazalım. Bu sefer de üstleri toplarız. Olay bu. İki durumumuz var zaten. Burada alt üzeri en yazdım. Aşağıdakini parçalarsam alt üzeri en, alt üzeri 2. Alt üzeri enler aynı olduğu için ve çarpma durumunda olduğu için sadeleşti 1 bölü 36 olarak kaldı. Devam edelim. Şimdi buraya baktığımız zaman şunu biliyoruz. Kuralımız neydi? A üzeri n, onun da üzerinde bir n varsa hatta onun da üzerinde bir şey olabilir fark etmez. Şunlar ikisi çarpılır. N çarpı m çarpılır. Şunu da yapabilirsin. Değiştirilebilir de bunlar aynı zamanda kendi içinde. Şöyle n de olabilir. Bir farklılık, bir değişkenlik olmaz. Buradan yola çıkarak bizim şuna dikkat etmemiz lazım. Şimdi parantezin dışındaki iki çift bir sayı. Ama A'nın önündeki gözükmeyen bir işaret var. O da artıdır her zaman. O yüzden benim için çift olduğu için artı zaten hiçbir önemi yok. Bununla bunu çarpacağım. A üzeri eksi 2. Tamam. Bu parantezin, köşeli parantezin sonucu A üzeri eksi 2. Geldik buraya. Bakın parantezin içinde eksi 1 var. Eksi 1'in de içinde en sonunda bir çift bir sayı var. Eksi 2 ama çift sonuçta. Eksi 2'ye de çift demiştik hatırlarsınız bunlarda. O zaman bu eksi artıya dönüşecek sonunda. Bunu öğrendikten sonra artı olacağını öğrendikten sonra işaretimi artı olarak düşünüyorum ve hepsini çarpabilirim. Eksi 1 ile eksi 1 çarptım. 2 şey, eksi 1 ile eksi 1 çarptım. 1, 1 ile eksi 2 çarptım. Eksi 2. Sonuç olarak eksi 2'nin eksi 2'ye bölümü 1'dir. Geçelim.
yine buradan sonuçları kendiniz de kontrol edebilirsiniz. Bazen arkadaşlar dikkatli oluyor bu konuda. Biz gece geç saatte çözdüğüm zaman yanlış olabiliyor insanlık hali. Söylediğiniz zaman da zaten doğru olduğunu söylüyorum. Geldik buraya. Bir şeyin eksi bir kuvveti ya da eksi iki kuvveti, eksi üç kuvveti, yani bir şeyin eksi negatif bir kuvveti demek. Örnek verelim. A üzeri eksi bir demek. 1 bölü A demek. Örnek verelim. 2 üzeri 3'ün eksi ikinci kuvveti demek. Önce bunu ters çevir. Eksisi demek ters çevireceksin. Eksi kayboldu. Sonra normal karesini alıyorsun. 3'ün karesi 9. 2'nin karesi 4 gibi. Şimdi burada da 1 bölü 4 yazıyorsun. Eksi 1 bölü 3. Eksi 1'im var. Güzel. Burayı 3 ile buraya 4 ile çarptığın zaman ne olacak? 3 bölü 12. 4 bölü 12. Sonuç olarak bu eksi 1 bölü 12. Güzel. Burası şu gördüğün kısım, parantezin içi eksi 1 bölü 12. Bir de eksi 1'im var. Bu eksi 1 ile bu eksiyi çarpmayın sakın. Bazen hata yapıyorsun. Sadece eksi demek ters çevireceğin anlamına gelir. O zaman burası 1 bölü 12'yi ters çevirdiğin zaman eksi 12'dir parantezin içi. Bakın şu eksi 12 not alalım buraya. Aldık. Şimdi buraya geldik. Ne diyor? Ters çevir. Ters çevirdim. 3 bölü 1 yani 3'tür. Onun karesi nedir? 9'dur. Demek ki bu da 9'muş. Şimdi bu eksi 12. Bu artı 9. Topladım ne çıktı? Eksi 3 çıktı. Yani köşeli parantezinin içi eksi 3. Üstünde de eksi 1 var. O zaman ters çevireceğim sadece. Şıklarda eksi 1 bölü 3 arayacağım arkadaşlar. Devam edelim. Bu soruya baktığımız zaman, parçaladığımız zaman şunu görürüz. 4 üzeri A çarpı 4 üzeri 3. 4 üzeri A çarpı 4 üzeri 2. 4 üzeri A çarpı 4 üzeri 1. 4 üzeri A. 102'ymiş. Şimdi şuraya dikkat edelim. Şu kısma. Bakın hepsinde 4 üzeri A var. Şimdi ben 4 üzeri A parantezi alırsam, yani şunları kaldırıyorsun bir an için görmüyorsun. Burada ne kalacak? 1 çarpı 4 üzeri 3. 1 çarpı 4 üzeri 2. 1 çarpı 4 üzeri 1. Eksi 1. 102. Burası tamam, bir sıkıntı yok. Artık parantezin içini yapayım. 4 üzeri A. Burası nedir? 64. Eksi 16. Artı 4. Eksi 1. Şimdi 64 ile 4 toplanır 68. Hemen şurada işlem yapalım. Hatta şöyle 102'miz de diyelim ki karıştırmayalım. 68 eksi 17 var. Yani 17 çıkaracağım. Sonuç olarak 1. 51. Yani 4 üzeri A çarpı 51 eşitmiş 102. Bununla bu gitti. Buraya 2 kaldı. 4 üzeri A 2 eşitmiş. Şimdi bana diyor ki A kaçtır? Biz bunu iki tabanlı yazarsak köklü sayılarda göreceğiz. Daha geçmedik ama A şurada nedir? 2. Burası 1 bu arada. Şimdi 2 ile A'yı çarpalım. 2 üzeri 2A. 2 üzeri 1. Tabanlar aynı ve eşitlik varsa o zaman üçler de aynı olması lazım. Ki sayı aynı çıksın. 2 üzeri A, 2A eşittir 1. Her tarafı 2'ye bölersem A nedir? 1 bölü 2. Cevap 1 bölü 2 çıkacak. Geçelim hemen yan taraftaki soruya. Biz bu soruyu şöyle gördük. Sayıların tabanları aynıysa, hatta soruyu şöyle aydınlatalım sizin için. Kuralı yazalım direkt. X, Y olsun. Böyle verilen bir soru tipinde, aynı yukarıdaki gibi. Tabanlar aynıysa, karşılıklı tabanlar aynıysa, biz bunun M bölü N, X bölü Y oranı yapıyorduk. Bu kuraldı. Kural. O zaman buradan da 3 üzeri 3 diyebilirim buraya. A bölü B 3 bölü 1. Unutmayın 3 üzeri 1'dir bu. Gözükmüyor ama. Şimdi A'ya 3, B'ye 1 diyeceğim. 3, 1, 1. Cevap hemen 4 diyebiliriz. Geçelim. Burada da aynı şekilde parçalayacağım arkadaşlar. 3 üzeri x, 3 üzeri eksi 1. Artı 5 çarpı 3 üzeri x çarpı 3 artı 9 çarpı 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi 2 147. Şimdi 3 üzeri x parantezi aldığım zaman ben başta anlaşılsın diye aslında bir koyuyorum. Koymaya gerek yok.
Ama hiç bilmeyen arkadaşlar da rahatlıkla anlasın diye. Çünkü birin çarpmada bir etkisi yok. 1 çarpı 3 üzeri eksi 1, 5 çarpı 1 çarpı 3, 9 çarpı 1 çarpı 3 üzeri eksi 2, 147. Şimdi burada parantez içine yine yapacağız. Anladığınız gibi. 3 üzeri x burada nedir? 1 bölü 3'tür. 1 ile çarpıldığı zaman zaten kendisi aynı sayı olacak. 5 çarpı 1 çarpı 3 15'tir. 9 çarpı 1 çarpı 3 üzeri eksi 2 demek 1 bölü 3, işte 1 bölü 9'dur. Şunu düzeltelim. 1 bölü 9'dur. 147. Şimdi 9'lar gitti buradan. Buradaki sıkıntı yok. 9'lar gitti. Yani düzeltirsek 1 bölü 3 15 ile 1'i topladım. 16 147. Şimdi 3 ile 6'ya çarp 6, 16 ile çarptım. 48, 1 ile topladım. 49. 3 üzeri x çarpı 49 bölü 3 eşittir 147. Şimdi burada şöyle düşünelim. İçler dışlar çarpımı yapabiliriz. Yani bunu bu tarafa atabiliriz. 49, 147, 3. Artık bitti sonucum.